yurt içi ve yurt dışındaki gelişmeleri konuşmaya devam ediyoruz. Bizlerle birlikte GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ay Yıldır olacak. Hoş geldiniz, merhabalar. Merhaba Uğur Bey, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Haftayı tamamlıyoruz artık. Dışarıdan başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri 3. çeyrekte %4,9 büyüdü. Aslına bakarsak S&P, Nasdaq ve Dow tarafına baktığımızda Orta Doğu'daki gelişmeler sonrası burada da bir miktar geri çekilmelerin olduğunu görüyoruz. S&P kritik 4200 puan seviyesinin altında bugün artıda olmasına rağmen vadeli tarafta. Hem büyüme verisini nasıl buldunuz hem de bu hafta Amerikan borsaları için neler söylersiniz? Büyüme tarafındaki görüntü zaten Eylül ayındaki Amerikan Merkez Bankası'nın ekonomik projeksiyonlarında gerçekleştirdiği revizyonla dikkat çekmişti. Yani buradaki revizyon istihdam piyasası ve iş gücü piyasasının, özellikle iş gücü piyasasının nedenli güçlü olduğunu görmemize olanak tanıdı. Ki tam da acaba Fed sıkı para politikasına devam ederse burada durgunluk tarafında nasıl bir reaksiyon izlenebilir gibi soruları konuştuğumuz bir ortamda büyüme dinamikleri süreci çok net bir şekilde bize farklı dinamiklerde olduğunu kanıtladı. Hal böyle olunca tabii ister istemez yani iş gücü piyasasında problemimiz yok. Büyüme dinamiklerinde herhangi bir sorun söz konusu değil. Ücretlerdeki yüksek görüntü devam ediyor. Harcamalar artıyor. O zaman enflasyona daha fazla mücadele edelim düşüncelerinin de ister istemez ağırlık kazandığı bir görüntüden geçiyoruz. Bu da Fed'in uzun bir süre faizleri yüksek seviyede tutma ön koşulunu piyasalara enjekte etmeye çalışıyor. Tabii veriler iyi gelirken burada dolar temasında kuvvetlenme, Amerikan tahvil faiz oranlarındaki yukarı yönlü hareketler ister istemez teorik açıdan endeks tarafında baskılama senaryoları oluşturuyor. S&P 500 endeksinde sihirli ortalamalarımız 200 günlük üstel ve basit hareketli ortalamalardı. Bunlar kabaca 4200-4300 bölgesinden geçiyordu. Son hareketlere baktığımız zaman da bu bölgenin altında bir reaksiyon izlemekteyiz. Bu arada şunu da söylemekte fayda var. Son bir yıllık periyoda baktığımız zaman merkez bankalarının toplantıları olduğu zamanlarda genellikle S&P 500 endeksine bir düşüş hareketi izlenebilir. Tam da önümüzdeki hafta Merkez Bankası'nın toplantısının olduğu bir sürece girerken endeksin yükselen bölgenin altına sarkarak negatif bir görüntü çağrıştırdığını izliyoruz. Bu açıdan 4200-4300 bölgesinin altında günlük kapanışına devam ettiği müddetçe orada problemlerin yani bir miktar daha geri çekilmelerin kabaca 3980-4000 bandına kadar bir reaksiyonu tetikleyebileceğini hatta daha fazla hareketler olur mu olmaz mı hususunda da Merkez Bankası'nın açıklamalarına odaklanmamız gerektiğini söyleyebilirim. Orta Doğu'daki bu gerilimin, tansiyonun yüksek kalması merkez bankalarının ilerleyen dönemdeki kararlarında ne derece etkili olabilir? Dün ECB'yi de gördük. Onlar da sıkılaşmaya ara verdiler. Faizler sabit kaldı Avrupa Merkez Bankası tarafında da. Hafta içerisinde PMI'leri yine takip ettik. PMI'ler son dönemlerin en düşük seviyelerine gerilemiş durumda. Bu anlamda siz ne düşünürsünüz? Burada tabii Avrupa ile Amerika'yı önemli bir şekilde ayırmak gerekiyor. Her ne kadar dünyanın en önemli iki oyuncusu olsalar da. Çünkü bir tarafta henüz daha yeni 4,3 enflasyona ulaşan ve 4,5 refinansman faiz oranı, %4 mevduat faiz oranı olan bir görüntüde Avrupa var. Bir tarafta da 3,7 enflasyona karşın 5,5 faizle devam eden ama bunu yaparken de istihdam piyasasında iyi senaryoların konuşulduğu, büyüme dinamiklerinde iyimser reaksiyonların sunulduğu bir ortam var. Ama Avrupa tarafında bu haftaki PMI rakamlarından da gördük. Ekonomik aktivitasyonda önemli bozulmalar devam ediyor. Hatta bu hafta Almanya'nın hizmet PMI rakamı ki o da 50'nin altında daralma bölgesine geçtiğimizi de görebilmekteyiz. Yani Avrupa için o bölge problemli. Zaten Avrupa Merkez Bankası'nın bu denli sakin gitmesi, veri odaklı bir senaryo içerisinde olacağını beyan etmesi,
kendini şahin tarzda bir görüntü sunamamasının arka planında bu olduğunu da söylemekte fayda var. Amerika bu noktada gerçekten ayrışan ve süreci çok iyi bir şekilde götüren bir denklemde oluşturuyor. Tabii şimdi bir de Orta Doğu tarafında oluşan bu riskler özellikle işin enflasyon üzerinde ek bir problem oluşturursa Amerika bunu tabii ki sıkı para politikasıyla çözebilir ama Avrupa zaten şu anda büyüme enflasyon arasında sıkışan bir konjonktürde çok iyi mesajlar veremeyen bir süreçte orası daha da bozulacaktır diye söyleyebiliriz. O yüzden de Avrupa Merkez Bankası'nın bundan sonraki toplantılarda işi çok kolay değil. Ama Amerika'yı kendi özelinde götürdüğümüz zaman zaten hali hazırda hem istihdam tarafındaki iyimserlik hem büyüme dinamiklerindeki iyimserlik bir yandan Fed'i aslında enflasyona daha fazla mücadele etme yolunda itici bir güce sahip oluyor. Her ne kadar Fed kendini uzun bir süre faiz oranlarını yüksek tutacağız mesajıyla sınırlıyor olsa da eğer petrol dinamiklerinde yukarı yönlü hareketler, kabaca Brent petrolü $96 üzerinde reaksiyonları görürsek bu piyasada bir enflasyon tedirginliği ortaya çıkartır. Bu da ister istemez Fed'in sabit faiz politikasından faiz artıran bir politikaya gitmesine olanak tanıyabilir. Orada Amerika'nın faiz artışı senaryosunda eli daha da güçlü olduğunu vurgulamakta fayda görüyoruz. Altın fiyatlarında gelinen noktayı peki nasıl değerlendiriyorsunuz? Ons altın $1980 seviyesinin üzerinde konumlanmış durumda. Son dönemde yaşanan gelişmeler en çok enstrüman anlamında altına yaradı. $2000 zorluyor. $1800 test etmişti, hatta $1790 kadar geri çekilmişti. Bu sürece yönelik tansiyonun yükselmesi altında yukarı yönlü hareketlerin süreceği anlamını mı taşır? Bu arada dolar endeksinde de 106'nın üstündeki seviyeler söz konusu. İkisini beraber yorumlayacak olursak nasıl bir görünüm hem dolar endeksinde hem de altında vardır? Altın özellikle jeopolitik risk temasıyla 2023 yılının dip bölgesinden döndü. Tabii 2023 yılının dip bölgesine ulaşırken de konunun Fed olduğunu unutmayalım. Fed'in şahin görüntüsü altını baskılamıştı. Ama jeopolitik risk temasıyla biz Fed'deki hareketi nötrlemiştik. Şimdi de yukarı yönlü reaksiyonlar devam ediyor. Teorik açıdan baktığımız zaman da ons altının kendi dinamiklerinde jeopolitik risk temasının gündemimizi meşgul ettiği bu dönemde yükselişine devam edebilme senaryosu var. Özellikle baktığımız zaman hani buradaki grafiksel olarak da ben buradan görebiliyorum. 1985'in üzerinde kalıcı hareketler oluşturabilirse yani günlük kapanışlar görebilirsek bu yukarı yönlü reaksiyonların daha istekli olabileceği anlamına gelir ki o zaman tüm zamanların zirvesi 2078 seviyelerine kadar bir hareketliliği bekleyebiliriz. Henüz FED öncesinde de bu sinyali alamadık. Yani 1985 üzerinde günü kapatan bir performansı izlemedik. Gün içerisinde bu bölge aşılabiliyor bazı zamanlarda ama kalıcılık sağlanamıyor. Bu sebeple de hani belki de 1985-1930 arasında bir dalgalanma eğilimi izlenebilir. Hem bugün PCE deflatör hem haftaya özellikle Fed dinamikleri bu noktada altının yolunu, yol haritasını belirleyebilmemiz açısından önemlidir. Ama genel çerçevede hala pozitif dinamiklerde olduğumuzu unutmayalım. Dolar cephesiyle alakalı şunu vurgulamakta fayda görüyorum. Burada bazı doğru bilinen yanlışlar da olabiliyor. Çünkü korelasyon dediğimiz şey %100 kesin olan bir şey değildir. Yani dolar yükseldiği zaman altın muhakkak düşmelidir şeklinde bir kesin bilgi yok. Bazı zamanlar doların yükseldiğinde altının da yükseldiği dönemler olabiliyor. Burada Amerikan tahvil faiz oranları, Amerikan tahvillerine olan talebin artışı da artmaması ayrıca takip edilmesi gereken denklemden geçiyor. Eğer tahvil faiz oranı yukarı yönlü hareketlerine devam ederse Fed bu noktada şahin bir tutumda sürecekse tabii ki dolardaki kuvvetlenme eğilimi altını bu noktada aşağı çekebilir. Ama eğer burada tahvil tarafına bir getiri sağlanırsa tahvildeki getiri doğal olarak faiz oranlarında bir geri çekilmeye sebebiyet vereceğinden burada altının yukarı çıkması gerekir. Biz tahvil aldığımız zaman dolarla aldığımız için doların da fiyatı yükseliyor. Yani bu çerçeveden baktığımız zaman konjonktüre göre bu korelasyonun başarılı çalışıp çalışmadığını
incelemek gerekiyor. Bu açıdan Fed'in kararı bu anlamda önemlidir. Zaten Fed bu toplantıda faizi sabit bırakması beklenmesine karşın Başkan Powell'ın geleceğe yönelik mesajlarını dikkatli bir şekilde incelememiz lazım. Özellikle jeopolitik risk teması ile birlikte Fed denklemi altında nasıl bir reaksiyon oluşturabilir hususunda bu dinamik önemli olacaktır diye söyleyebiliriz. Son olarak borsayı da konuşalım. Borsa İstanbul'da bugün bir geri çekilme var. Bu hafta sert hareketler gördük. Haftayı nerede tamamlayacaktır sizce? Öncelikle şunu vurgulamakta fayda var. Hafta başında yaşanılan iyimserlik, çarşamba gününe geldiğimiz zaman iyi bir teyit unsuru oluşturmamıştı. Çünkü biz özellikle endeksi konuşacaksak, endeks üzerinde etkili olacak diğer gelişmelere de bakmak lazım. Yani endeksin sadece seviyesi şu geçerse böyle olurdan ziyade ana sektörlere de odaklanmak gerekiyor. Mesela salı günü güzel kapanış sağladıktan sonra bankacılık buna destek verirken diğer sektörler, ana sektörler, sanayi, hizmet ve holding bunu desteklememişti. İlaveten vadeli cephede Viyapotuz da bunu desteklememişti. Bu açıdan baktığımız zaman şu anda da olduğu gibi henüz borsada yukarı yönlü reaksiyonlar hem endeksin kendisiyle hem 4 ana sektörle teyit kazanabilmiş değil. Bu açıdan da biraz daha yukarı yönlü reaksiyonların istikrara ulaşması gerektiğini unutmayalım. Benim burada grafikte gördüğüm 13 ve 34 günlük üstel hareketli ortalamalar kabaca 7835-7925 bölgesinden geçiyor. Öncelikle bu bölgenin üzerinde günlük kapanışlara ihtiyacımız var. Ya da psikolojik olarak 8000'in üzerinde günü kapatan ve kalıcı hale gelen bir görüntü ulaştırması lazım. Yoksa bir miktar patinaj görevi görebilir. Aşağıda işte bu anlamda 7400, yukarıda 8000 biraz dalgalanma eğilimi izlenebilir. Kudret Bey çok teşekkür ederiz yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.